burada bulunan türbe Erzurum'daki diğer türbeler gibi bizim geçmişimizi ifade eden, tarihimizi, milletimizi ifade eden türbelerden birisi. Hemen çifte minareli medresenin arkasında bulunur. Özelliği, hususiyeti olan bir türbe. Çok ayrıntılı kayıtları rastlamak mümkün değil burada yatanlar için. Sadece Padişah Hatun Türbesi olarak biliniyor. Buradan hareketle ben şöyle bir not düşüyorum ki Erzurum'un çok çok geçmişinde bir Hatun Han efendim menkıbesi vardır. O Hatun Han bir dönem Erzurum'u idare etmiş, yönetmiş, hak üzere, adalet üzere gayret etmiş bir büyüğümüz. Hatta Gümüşlü Kümbet'in, Gümüşlü Çeşme'nin oradaki menkıbeyi onun üzerine inşa ederler. Tasitti kavramı da o Hatun Han'a atfen söylenir. Hikaye şudur. Hatun'un hükümran olduğu zamanlarda bir özel çeşme yaptırmıştır. Çeşmeye de bir altın tas koymuştur. Gelen, geçen, giden o tastan suyunu içer. Ondan sonra hem ülkesine, hem milletine, hem kendisine dua edilir ve öyle gidilirmiş. Uzun yıllar bu böyle devam etmiş. Ta ki bir gün tasın kaybolduğuna dair bir haber gelinceye kadar Hatun Han'a tas kayboldu haberi gelince eyvah demiştir. Tas itti, bundan sonra burada durulmaz. Hemen eşyalarınızı toparlayın. Şimdi Karaz diye bilinen bölgeye Erzurum'u naklettirmiştir o zaman. Dolayısıyla bu olumsuzluk ifade eden, negatif kavramları çağrıştıran bir hal oluştuğunda Erzurum'da tas itti denir. Tas ittinin altında yatan menkıbe de budur. Kuvvetle muhtemel. İşte bu türbede, yani Padişah Hatun Türbesi'nde yatan da çok çok büyük ihtimalle odur. Öyleyse buraya dönük bütün Erzurumların dikkatini teksif etmelerini istiyoruz. Burayı zaman zaman ziyaret etsinler ve buraya da okumayı ihmal etmesinler diyoruz.